Merhaba arkadaşlar. Akıllı Ev Projesi'nin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde size projemin aydınlatma sistemini anlatacağım. Aydınlatma sistemini breadboard'da sağ alt köşede görebilirsiniz. 2 LED, 2 LDR, 2 diyot, bir switch ve dirençlerden oluşmakta. Projemi size göstermek istiyorum. Yani daha doğrusu model evimin planını. 3 odadan oluşacak. Sol üstte banyo, sağ üstte yatak odası ve altta salondan oluşacak. Banyo yeterli ışık almadığı için, genellikle evlerimizde böyle olduğu için otomatik aydınlatma sistemine bağlı olmayacak. Manuel el ile açılıp kapanacak. Yani klasik bildiğimiz durum oluşacak. Yatak odası ve salonda ise aydınlatma sistemini kullanmayı düşünüyorum. Bunun için de 2 LED kullandım. Her biri bir lambayı temsil etmekte. Aydınlatma sisteminin özelliği, ortamda yeterli ışık var ise lambalarımız açık ise kapanacak. Kapalı ise yani yeterli ışık olmadığı durumda ise kapalı ise açılacaktır. Bunlar içinde ortamın ışığını algılamak için LDR'leri kullandım. Her bir lamba için bir tane LDR kullandım. Gördüğünüz gibi. LDR'lerin özelliği ortam ışığına göre direnç değerlerinin değişmesi. LDR devresini burada görebilirsiniz. 5 voltluk bir kaynağı LDR ve 4,7 kilo ohmluk bir direnç bağlıyoruz. LDR ve direnç arasından ise Arduino'ya giden pin kablosunu bağlıyoruz. Burada da pin switch'e bağlı olan sistemi görüyorsunuz. Bir numaralı dip switch'in bir numaralı anahtarına sistemi manuel olarak açıp kapamamızı sağlayacak olan algılama devresini kurdum. 5 volttan direkt Arduino'nun pinine gidecek. 10 kilo ohm ile de aşırı akıma karşı Arduino'muzu koruyacağız. Genelde tuş takımlarında da 10 kilo ohm bağlanıyor koruma amaçla. Dip switch yani ya da ledlere bağlı olan devrede ise manuel olarak ledlerimizi yakmamızı sağlayan devreler sağ ve sol kenarlarda bulunmakta. Ledlere bağlanacak direnç hesabı ise genelde şöyle hesaplanıyor. LED'ler rengine göre veya şeffaflık güçlülüğüne göre belli bir voltaj değerlerine sahip. Benimki şeffaf yeşil LED 3,2 volt olarak internette bilgisine ulaştım. Kaynağım 5 volt. Her LED'den renk ayırt etmeksizin 20 miliamper akım geçmekte. Buna göre hesaplamamızda direncim 90 ohm olması lazım. Ben de 90 ohm olmadığı için tabii 120 ohm bağladım. LED'lerin ömrünü uzatmak için verilen akımı sağlamak gerekiyor. Yani direncin fazla ya da eksik olması, yani büyük farklarda oluşması LED'in ömrünü kısaltacaktır. Onun için uygun direnç kullanılması önerilir. Aşırı akımdan korumak için Arduino'dan gelen pin kablolarını da diyot bağlarım tek yönlü akım sağlasın diye. Bir N4001 var elimde. Zaten en düşük değerde sanırım bu kullanılıyor. AC 50 volt, DC 35 volta kadar bozulmadan kullanılabiliyor. Bu da işimizi görecektir. Şimdi LED'lerin kullanımına geçelim. Şu an dip switch'te bir numaralı anahtar gördüğünüz gibi off'ta. Bunun anlamı sistem kapalı demektir. Lambalar manuel olarak yanmakta gördüğünüz gibi. Bunun bilgisini ekrana alt kısımlara manuel yazısını ekleyerek gösterdim. Sistem off görünüyor yani sistem çalışmıyor. Lambalarımız ise manuel el ile çalışıyor olarak görünüyor. Birazdan size sistemi açacağım. Biraz küçük bir yerde olduğu için sıkıntı çekiyorum açıp kapamada. Sistemi şu an aktif ettim. Gördüğünüz gibi ekran on oldu. Dip switch bir numaralı anahtar yukarıda. Lambalarımız ise yeterli ışık olduğu için manuel olarak yanmakta. Elle yanmalarını önlemek için dip switch'ten 2 ve 3 numaralı pini aşağı çektim ve gördüğünüz gibi sistem aktif. Lambalarımız off yani kapalı.
Bunun anlamı ortamda yeterince ışık var demektir. Elimle karanlık oluşturduğum zaman ise mesela iki numaralı lambamız yandı. Şimdi bir numaralı lambamız yandı. İkisi birden yandı. Analog read komutuyla Arduino'ya gelen bilgiler 0 ile 1023 arasında bir değer oluşturuyor voltaj değerine göre LDR'deki. Buna göre bir threshold değeri belirleyerek ortamın hangi değerlerinde lambanızın yanıp sönmesini kendimiz ayarlayabiliriz. Aydınlatma sistemi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıntılı olarak istediğiniz bilgilerde ya da eleştirilerinizi her zaman olduğu gibi snkblogspot.com ya da YouTube kanalı Hasan SNK'dan bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.